İngilizler. Bunlar bir Cermen kavmi ama İngilizlerden, Almanlardan farklı. Yani daha kuzeyde yaşıyorlar. İlk önce nasıl piyasaya çıktı bunlar? Hocam şimdi bu elbette çok güzel, gizemli bir tarih. Yani Vikingler İskandinavya'da kendi halinde yaşayan bir toplumdu. Ya şimdi Cermen diyoruz da yani Anglo-Sakson, Cermen yani Avrupa'nın neredeyse tamamı burada. Yani birkaç farklı ırk var mesela. İskandinavya'nın en kuzeyinde Laponlar var. Laponlar... Hüseyin Hocam bu arada bu kayıt alınıyor değil mi? Çünkü ben onu yayınlayacağım şeyden YouTube sayfasında. Kendi YouTube evet hocam alınıyor tamam. Bunu kaydedersek hocam inşallah sonra YouTube sayfasında yayınlayalım. Eş dostumuzla paylaşalım. Şimdi şu anda Avrupa'nın en kuzeyinde yaşayan Lapon isminde bir kavim var. Sami bir kavim. Bu Laponlar aslında Avrupa'nın ilk yerlileridirler. Bunlar Avrupa'nın ortasında yaşıyorlardı. Yani bugünkü Alp bölgesinde. Sürekli güneyden ve doğudan gelen kavimlerce hep ileriye doğru itilerek Avrupa'nın dolayısıyla aynı zamanda dünyanın en kuzeyine yerleşmiş durumdalar. Bunun tabii daha başka gidecek yeri yok yani bundan ötesi yok. Dünya bitiyor. Şu anda Avrupa'nın en kuzeyinde yani İskandinavya'nın en kuzeyinde yaşıyorlar. Bunlar şeydir hocam, tıpkı dünyanın farklı yerlerindeki benzer coğrafyalar gibi birkaç devlet arasında 3'e 4'e bölünmüş toprakları bunların. 4 devlet şu an hükmediyor bunların topraklarına. Doğu toprakları Rusya'nın elinde. Ondan sonra Finlandiya'nın elinde, İsveç'in ve Norveç'in. Yani bu İsveç, Norveç ve Finlandiya bu üç ülkenin en kuzey toprakları. Rusya'nın da kuzey batı toprakları. Yani bu Karelya Yarımadası. Burası aslında Laponya topraklarıdır. Bunlar sistematik bir asimilasyon ve soykırıma maruz bırakılmış bir halk. Hatta geçmişte ki mesela bazı devletlerin tarih boyunca işlediği insanlık suçları vardır. Bunlar bilinir. Mesela Almanların aşırı Nazi dönemi vardır. Şudur, budur. Ya bu İsveçlilerin de var. Yani pek bilinmiyor ama bu Laponları kısırlaştırma. Bunu Banu Avar bir programında sınırlar arasında çok geniş işledi. Ben de bazı makalelerimde işlemiştim. Şu anda sayıları 60 bin civarında. Özellik sahibiler yani bu halleriyle bile en azından bizden daha iyi bir statüdeler yani Kürtlerde. Özellikleri var. Kendilerine ait tabii eğitim kurumları var falan. Ama bunlar tabii mazlum bir millet. Onun dışında İskandinavya'nın genelinde tabii Viking toplulukları yaşıyor. Kimdir bunlar? Şimdi günümüzde Vikinglerin soyu olan topraklar nerelerdir? Yani kimler Viking'tir? Şunlar Viking'tir hocam. İsveç tümüyle. Norveç tümüyle, Danimarka tümüyle, Faroe Adaları, Türkiye'de Faroe Adaları deniliyor. Bir de İzlanda değil mi? Faroe Adaları yanlış bir terimdir yani Türkçe'de. Çünkü Danimarka dilinde far koyun demek, Oer adalar demek. Dışında İzlanda hocam, buz ülkesi anlamında. Başkenti Reykjavik, onlar da Viking kökenli. Yani ülke Vikingler tarafından fethedilince ilk başta Snowland ismi verilmişti. Yani kar ülkesi anlamında. Sonra bu kar ülkesinde yani Snowland'da günümüzdeki ismi İzlanda olan Snowland adı ülkesinde küçük bir köy var. İzlanda diye İzlanda ismini vermişlerdi buz ülkesi
diye. Orada bu İzlanda'yı fetheden Viking grubun liderinin küçük kızı donarak ölmüştü. Onun hatırasını canlı tutmak için o köyün ismini, ülkenin ismini verdiler, adanın ismini. Böylece İzlanda oldu. Yani eskiden Snowland'ı, kar ülkesi anlamında, şimdi İzland, yani buz ülkesi anlamında. Tabii İzland aynı zamanda İngilizce'de ada demek ama o kelimeyle bir ilgisi yok. Yani bu buradaki İzland buz ülkesi anlamındadır, ada anlamında değil. Onun dışında Grönland var. Grönland'da şöyle, yani şimdi dünyanın en ilginç coğrafi ismidir. Neden dersen, yani 6'da 5'i buzlarla kaplı bir coğrafya. Tamamı beyaz olduğu halde, yani coğrafyanın tümü beyaz olduğu halde ismi yeşil ülke Grönland. Grönland Danca'da yeşil ülke demek. Yani Grön yeşil, Land ülke. Ama tabii gerçek ismi böyle değil. Gerçek ismi, yani oranın yerli halkı olan Eskimoların, Inuitların konuştuğu Eskimo Inuit dilinde oranın ismi, ki dünyanın en büyük adasıdır. İsmi Kalaallit Nunaat. Eskimo dilinde bizim topraklarımız anlamına geliyor. Şimdi Vikingler oraya niye Grönland ismini verdiler? Yani tamamı buzla kaplı. 6'da 5'i buzla kaplı ve her tarafı beyaz olan bu topraklara niye Grönland ismini verdiler? Onun sebebi çok ilginçtir. Şimdi İzlanda'ya gelip yerleşenler geri dönmeye çalıştılar, beğenmediler. Şu günümüzde gitseler beğenirlerdi de, yani o dönemde tabii soğuk bir yer. Sonra bunlar Grönland'ı keşfedince şimdi insanları, İskandinavya'dan insanları getirmek istiyorlar ya buraya, Grönland'a. Yani Kalaallit Nunaat'a, o zamanki doğru ismini söyleyeyim, Eskimo dilindeki ismi. Ki tekrar belirteyim, dünyanın en büyük adasıdır. Oraya getirmek istediler kendi halkını ama halk gelmek istemediği için, hani soğuk, yani İzlanda tecrübesi. Daha ötesi daha soğuktur diye zaten hiç gelmezler. Kendi halkını kandırmak için, kendi İskandinavya'daki halkını kandırmak için, yani halk şöyle düşünsün, cennet gibi topraklar bulunmuş, yemyeşil topraklar bulunmuş, hadi gidelim diye. Çünkü bir de o dönemin, yani biz bin yüzlü yıllardan bahsediyoruz. Yani oraya gittiğin zaman bir daha geri dönemezsin. Kendi halkını kandırmak için oraya Yeşil Ülke ismini verdiler. Ki İskandinavya'dan insanlar buraya akın akın gelsinler diye. Yani sırf bu amaçla bu ismi verdiler. Şu an dünyanın en büyük adası olan Grönland'ın isminin Yeşil Ülke anlamında Grönland olmasının sebebi budur. Yani Vikingler sırf İskandinavya'daki kendi toplumunu oraya çekebilmek için mahsus öyle bir isim verdiler ki orayı cennet gibi topraklar zannetsinler ve oraya gelsinler, ki öyle de oldu. Sonra bu fetihler devam etti. Oradan Kanada'ya uzandılar. 1010 yılında Kanada'ya ayak bastılar. Kanada topraklarına Vikingler. Vinland diye adlandırdıkları topraklara, ki o da şarap ülkesi anlamına geldi. Tabii şimdi Vinland bu, ben Viking kelimelerin, bazı Viking kelimelerini söyleyince, Viking dilindeki kelimeleri, hani İngilizce ile benzerlikten dolayı dinleyiciler şöyle zannetmesin, yani İngilizceden etkilenmiş. Hayır, tam tersi, yani İngilizce bütün bu kelimeleri Viking dilinden almış. Ki bugün halen dahi İngilizce'de pek çok kelime Viking kökenlidir, Dan kökenlidir yani. Ve Danimarka Vikinglerinin İngiltere, Britanya topraklarında kurdukları devlet bile var. Yani ismi Danelag'dır. Sonra neresi Viking kökenlidir? Yani şu saydığım coğrafyalar tümüyle Viking kökenlidir. İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda, Faroe Adaları. Grönland'ın yerlileri hariç, yani Eskimo hariç, Eskimolar hariç. Grönland başkenti Nuuk, Nuuk'tur. 9500 nüfuslu küçük bir yer. İskoçya'nın önemli bir kısmı Viking kökenlidir. İngiltere hakeza bir kısmı Viking kökenlidir. Fransa'nın Normandiya bölgesi var. Meşhurdur, bilirsiniz. Normandiya. Hatta tarihte mesela Normandiya çıkarması da var. Çok meşhurdur yani.
Normandiya halkı Fransız değildir. Yani Fransa'nın Normandiya eyaletinde yaşayan insanlar Fransız değiller. Viking kökenlidirler. İskandinavya kökenlidirler. İsmi de zaten Viking demek. Yani Norman Viking demek. Kelime anlamı. Yani kuzey insanı. Kuzey halkı. Yani Viking demek. İsmi de hala oradan geliyor. Ve orada iki resmi dil vardır o eyalette. Fransa'nın Normandiya bölgesinde. Ülkenin genel resmi dili olan Fransızca'nın yanı sıra Normandiya dili olarak bugün nitelendirilen ama aslında Fransızca ile eski Viking dilinin, daha doğrusu Danimarka, İsveç, Danca, İsveççe dilinin karışımı bir dil. Onun dışında Endülüs de var, İspanya'da var, İtalya'da var, Türkiye'de bile var, hatta Kürtler arasında da var. Çünkü bu Mervani Viking ilişkileri var. Mervani Kürt devleti döneminde Vikinglerin çok yoğun ticari ilişkileri var. Bir kısmı geliyor ve geri dönmüyor. Yani kalıyor Kürtler arasında. Mesela çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Mesela Urfa'nın Siverek ilçesi var bugün, değil mi? Siverek. Siverek aslında İsveç demektir. Yani İsveç'in İsveççesi Sverige'dir. Sverige. Yani bayağı bir dağılmışlar. Şimdi hocam, biz mesela kimi biliyoruz? İşte Osmanlılar 3 kıtaya dağılmışlar, değil mi? Büyük bir imparatorluk. Ondan daha büyük işte Roma var. Aynı şekilde 3 kıta. Moğollar var, değil mi? Onlar da 3 kıta. Ama Vikingler tam 4 kıtaya yayılmışlar. Yani hem Moğollardan daha fazla, hem Osmanlılardan, hem Romalılardan. Ki Roma, Osmanlı, Moğol, her üçü de 3 kıtaya hükmettiler. Ama Vikingler 4 kıtaya hükmettiler. Antarktika'yı saymazsak Avustralya hariç tüm kıtalarda egemenlik süren bir topluluk. Öyle yansıtıldığı gibi öyle vahşi barbar bir topluluk da değil yani. Zaten kaybedenler, yok olanlar hep bu şekilde anse ediliyor. Yani ben Moğolların da o kadar öyle şey olduklarına inanmıyorum. Yani çünkü biz mesela Moğollar olsun, Vikingler olsun, şimdi belli başlı topluluklar var tarihte. Biz bunlar hakkındaki tüm bilgilerimiz genelde düşmanları tarafından hazırlanır. Yani genelde Vikingler hakkında bilgileri kimlerden öğreniyoruz? Vikinglerin kendilerine karşı savaştığı. Kimdir? İşte bilhassa İngilizler. Moğollar da gene aynı şekilde kendilerine kimdir? Bilhassa İranlıların yazdıklarından öğreniyoruz. Yani ama tabii şimdi düşmanları yazdığı zaman haliyle sürekli olumsuz olarak yansıtıyor. Yani Vikingler bugün gittikleri yerde medeniyetler de kurdular. Mesela Kiev'i kuran Vikinglerdir. Yani Rusya ülkesini, Ukrayna'da devlet kurdular. Yani mesela Ukrayna'nın en büyük nehri Dnieper, değil mi? Yani aslında nehrin ismi Odin Dnieper'dir. Yani Odin Viking baş tanrısı. Rus kelimesi zaten Rus Viking demektir yani. Yani Rus, kürek çeken insanlar anlamında. Bunlar İsveç'ten Rusya'ya gelince halk, Rusya'nın o günkü Rusya topraklarında yaşayan halklar bunlara Rus diye adlandırdılar. Yani kürek çeken insanlar anlamında. Sonra bunlar buraya yerleşip devlet kurunca o topraklar Rusya olarak adlandırıldı. Yani Rusya dediğimiz şey, Rus dediğimiz aslında bugün Rus olarak nitelendiğimiz topluma bir ilgisi yok. Yani Rus, İsveçli Viking demek yani. Kelimenin anlamı. Yani böyle ilginç bir topluluk. Gizemli bir tarihi var, geniş bir tarihi var. Çok albenili bir tarihtir. Yani öyle filmlerde yansıtıldığı kadarıyla ya da işte onları kötüleyen, onları işte aşağılayan yazılarla elde edilen yargılarla tamamlanabilecek, tanımlanabilecek bir topluluk değil. Daha geniş bir irdelemek lazım dinlerini, sosyal yaşamlarını. Niçin gittiler bu seferlere?
Yani niçin böyle bir sefere çıktılar? Bütün bunların irdelenmesi lazım hocam. Ben arada bir nefes alayım da sorularımız. Hocam sağ olun. Tam da ben onu diyecektim. Birkaç tane sormak istediğim şey var. Hocam birincisi bunlar niçin Fransa, İngiltere, Rusya gibi coğrafyalara gidiyorlar? İzlanda, Grönland gibi yerlere gidiyorlar. Yani yağmalamak amacıyla değil mi? Hayır. Ne amaç ne? Şimdi hocam Vikingler mesela şimdi Viking çağı diye bir 300 yıllık bir çağ var dünya tarihinde, değil mi? Bu işte 793 yılında bu İngiltere'deki Lindisfarne Manastırı saldırısıyla başlıyor. Ta işte 1066 yılındaki Stamford Köprüsü Savaşı'nda Vikinglerin yenilgisiyle son buluyor. Yani bu iki hadise 793-1066 yılları arasındaki takribi 300 yıla biz Viking çağı diyoruz. Şimdi bu Vikingler niye böyle bir sefere çıktılar? Bunun mesela birkaç sebebi var. Yani tabii bu tarihçiler ve günümüz modern bilimi bu konuda net cevaplara sahip değil. Ama teoriler var, öngörüler var, tahminler var. Mesela bunlardan biri, 6-7 tane sebep var. Vikingler mesela denizcilikte ve gemicilikte çok ilerlemişti. Şimdi o dönem tabii hava gücü yok dünyada. Denizlere hakim olan dünyaya hakim olurdu. Tabii güç ise ister istemez böyle bir hakim olma dünyaya arzusu doğuruyor. Mesela Vikinglerin bu deniz gücüne sahip olması onlar da ister istemez böyle bir arzuya yol açmış olabilir. İkinci sebep mesela asıl önemli sebep de şudur. Şimdi Vikingler en güçlü oldukları o dönemde Avrupa'nın durumu tam tersiydi. Yani Vikingler hem birliklerini sağlamışlardı ve çok güçlüyken aynı zaman diliminde Avrupa tam tersine, Avrupa'nın geri kalanı diyeyim daha doğrusu, çünkü İskandinavya da Avrupa'dır. Avrupa'nın geri kalanı mesela tam tersine küçük krallıklara ve devletlere bölünmüştü ve bunlar da sürekli kendi aralarında anlatabiliyor muyum? Savaş ve çekişme içindeydi. Yani kıtada büyük devlet, güçlü devlet hemen hemen yoktu. Yani Vikinglerin güçlü olduğu o dönemde, bu Viking çağında, 300 yıllık çağında, yani o, ne o Roma İmparatorluğu var, ne işte o Cermen İmparatorlukları var, ne günümüzdeki işte Almanya, Fransa gibi güçlü devletler var. Yani Avrupa, ya şu anda Federal Almanya Cumhuriyeti topraklarındaki bu coğrafya bile, burada bile en az 20-25 tane devlet vardı. Küçük küçük devlet. Devletlere bölünmüştü Avrupa ve bunlar da sürekli kavga ediyorlardı. Yani birlik yoktu Avrupa'da ama İskandinavya'da vardı. Güç yoktu Avrupa'da ama İskandinavya'da vardı. Böyle olunca ne oluyor tabii? O meşhur doğa kanunu devreye giriyor. Yani büyük balık küçük balıkları yer. Şey devreye giriyor. Bir sebep odur hocam. Bir diğer sebep şeydir hocam, İskandinavya nüfusu gittikçe çoğalmıştı. Yani kadınlar çok doğuruyordu. Aileler genişti ve o coğrafya, İskandinavya toprakları o geniş nüfusa gitgide dar gelmeye başlıyordu. Bunlar da yeni topraklara ihtiyaç duydular. Bir diğer sebep de bu kıta Avrupası'nın aşırı derecede kıtanın Hristiyan olmayan toplumlarına karşı çok yoğun ve sistematik bir şekilde misyonerlik yaptığı dönemlerdi bu dönem. Yani kıtanın tamamını Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlardı. Şimdi bu misyonerler sürekli kuzeye geliyordu, İskandinavya'ya. Bunlara işte tırnak içinde söylüyorum, hak dini tebliğ ediyordum. Bunlar işte İsa'nın müjdesine, mesajına çağırıyordu, Hristiyanlaştırmaya çalışıyordu. Ama Vikingler kendi dinlerinden memnundu.
Hristiyan olma niyetleri yoktu. Ama bu misyonerlik propagandaları, ardı ardına gelen misyonerler bunları bezdirmişti. Bunları bezdirince en iyi savunma saldırıdır mantığıyla bunlar Avrupalılara saldırmaya başladılar. Bir diğer sebep demir kullanımı ve teknolojik gelişmeler. Mesela Avrupa her ne kadar işte güçlü bir otorite yoktuysa da ve küçük küçük devletlere bölünmüş halde sürekli çekişme içinde iseler de teknolojik gelişmeler yönünden iyiydi Avrupa. Demir sanayisi başlamıştı, tamam mı? Bu Vikingleri cezbediyordu ama Avrupalılar bunu dışarıya vermiyorlardı. Bu teknolojiyi dışarıya sadece Hristiyanlık dinini kabul etmeleri şartıyla veriyordu diğer toplumlara. Vikingler de kendi dinlerini terk etmek istemiyorlardı, Hristiyan olmak istemiyorlardı ama Hristiyan Avrupa'nın elindeki teknolojiye sahip olmak istiyorlardı. Dolayısıyla onlar iyilikle güzellikle vermeyince bunlar da saldırmaya başladılar. Bir diğer sebep de ticaretlerini geliştirme arzusu. Yani Vikingler sonuçta tüccar bir kavim hocam. Ve ticaret ağlarını genişletmek istiyorlar. Ürettikleri malları komşu topraklara ve uzak ülkelere de satabilmek için gemilerle sefere çıktılar. Şimdi burada ilginç olan ne biliyor musun? Vikingler bu seferlere sırf 6 aylığına çıktılar. 6 ay için. Ki zaten sefere çıkmak için Mart'ı beklediler. Yani Mart'ta başlıyor bu seferler. Yani Eylül'e kadar bu seferleri tamamlayıp kendi ülkelerine geri dönmek ve sonra bu normal yaşamlarına devam ettirmek istiyorlardı. Yani plan projeleri buydu. Düşünceleri buydu. Ama 6 ay için çıktıkları seferler, bu seferlerin çok başarılı olması, gittikleri yerlerde yani bırakın istedikleri malları, ürünleri elde etmeyi, o toprakları, o ülkeleri bile rahatlıkla elde edebileceklerini görmeleri, neticesinde 6 ay için düşündükleri bir şey 300 yıl gibi uzun bir zaman sürdü hocam. Yani bu kadar güçlü olmalarından ve istediklerine rahatlıkla ulaşmalarından dolayı. Hocam şey diyecektim. Finlandiyalıların Vikinglerle hiçbir bağlantısı yok benim bildiğim kadarıyla. Yani yok, tamam, yok. O coğrafyada yaşayan insan ama onlar Asyalı bir halk değil mi onlar? Ural Altay. Peki bu hani demin anlattınız ya. Şeylerle akraba. Türklerle akraba. Finlandiya, Estonya. Bu hani Sami Laponya'da Sami halkı var ya, onlara niçin Sami deniyor? Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam ile bir bağlantısı mı var? Onlar Semitik bir kavim. Orta Doğu'dan oraya gitti. Onlar yani oraya Orta Doğu'dan mı göç ediyorlar? Ya. Anladım. Peki hocam bir de şey diyecektim. Hani siz Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Siveriga, yani İsveççe'de İsveç manasına gelen kelimeden türedi demiştiniz. Ama ben ona Svedi aşireti de var. Svedi aşireti de var Kürtler arasında. Ama internette ben baktım, o Ermenice bir kelimeden geliyor diyor yani. Hayır. Ermenice olan kelime de İsveç'teki Sveriga'dan bozmaktır. Yani günümüzdeki Türkçedeki Siverek gibi o da şimdi günümüzdeki Türkçedeki Siverek o Ermenice'deki Siverek'ten alınma ama Ermenice'deki Siverek o Viking Siverek'den, yani kelimenin doğuş başlangıç şekli Sverige'dir yani İsveç. Anladım hocam. Hocam biraz da Vikinglerin dinini konuşalım. Yani bunlar çok tanrılı bir dine sahip. Odin, Thor, Wodan gibi tanrıları var. Ve bu din bugünkü aslında pek çok şeyi etkilemiştir. Yani bugün mesela gün isim, İngilizce'deki gün isimleri. Mesela Thor, değil mi? Viking'lerin tanrısı bugün Thursday, Perşembe demek İngilizce'de. Oradan geliyor. Ondan sonra bu hani Noel kutlaması var ya Hristiyanlıkta. O da aslında oradan geliyor. Hani bir Noel Baba'nın geyiklerle gelmesi, aynen Thor'un da geyiklerle gelme tasviri var, resimleri var. Hocam, şimdi Viking tanrıları
Ya tabii Viking tanrıları çok yakışıklıdırlar. Yani yakışıklı tanrılar. Bunlar halen yaşıyorlar senin de dediğin gibi. Yani özellikle İngilizce gün isimlerinde. Mesela İngilizce günlerinde yani Monday, Sunday saymazsak Monday ay günü, Sunday güneş günü. Mesela Thursday, salı yani. Viking tanrısı Thor'un günüdür. Wednesday aslında Odin's Day'dir. Çarşamba Odin'in günü. Thursday yani Perşembe. Thor, Viking tanrısı Thor. Friday de Freya. Frey, Viking tanrısı Frey. Yani özgür anlamdaki Friday ile. Frey, Friday diye yazılıyor. Yani Frey'e day diye yazılmıyor. Yani Frey, yani Viking tanrısı. Ya bu dört gün Viking tanrılarının isimlerini taşıyor. Bir de mesela biraz önce bahsettim, Faroe Adaları'nın başkenti Thorshavn, yani Thor'un limanı, Viking tanrısı Thor. Onun dışında mesela Danimarka'da Thorshager var, İsveç'te Thorsborg, Thorsbro şehir isimleri. Norveç'te Thorsbjerg var, İngiltere'de Thorstable var, Thorswell var. İzlanda'da işte Thorsnes, Thornesland var, Thorsmörk var. Bunlar işte İzlanda'da Thorsa Nehri var. Bunlar hepsi Viking tanrısı Thor'un isminden geliyor. Mesela Odin isminden gelen de işte Danimarka'da Odense var, aslında Odense'dir. İşte Dnieper, Ukrayna, Odnieper'dir, az önce bahsettim. Man Adası'nın parlamentosunun ismi Tynwald'dır. Yani Tynwald. Tyn, Vikinglerin adalet tanrısıdır. O yüzden parlamentosunun ismi Tynwald'dır. Yani bu şekilde bir etkileşim var. Yani Viking tanrıları hala yaşıyorlar. Yani Vikingler tabii çok tanrılı. Aslında işte gene bir baştan var. Aslında şimdi ben tabii yıllarca dinler tarihi araştırmaları yapan bir kardeşiniz olarak şunu ben görüyorum yani dinlerde. Aslında çok tanrılık ile tek tanrılık arasında da fazla bir fark yok. Yani şöyle bir fark var. Yani roller değişiyor işte çok tanrılıkta. Bir baş tanrı var. Sonra o baş tanrının yardımcıları olan tanrıları var. Birisi işte doğa olaylarından sorumlu, birisi ölümden sorumlu, birisi bilmem depremlerden sorumlu. Anlatabiliyor muyum? Öbürü aşktan, evlilikten sorumlu. Şimdi tek tanrılı dinlerde ne oluyor? Bu baş tanrı, çok tanrılı baş tanrı. Bu tek tanrı olarak yalnız kalıyor. Öbür yardımcı tanrılar da melek, cin gibi vasıflarla karşımıza çıkıyor. Yani sistem aynı sistem. Yani anlatabiliyor muyum? Vikinglerde de işte böyle bir sistem var. Yani dinlerine son derece bağlıydılar. Mesela ahiret inancı vardı. Öldükten sonra dirilmeye inanıyorlardı. Ama onlar mesela tanrılarını böyle şey görmüyorlardı. Viking inancında tanrılar böyle işte buyurgan, emreden, yasalar koyan, tamam mı? İşte senden bir şeyler yapmanı isteyen kendisi için. Öyle değil de daha çok böyle arkadaş olarak görüyorlardı yani tanrılarını. Tabii cennet, cehennem inancı da var. Valhalla var, cennetleri işte. Kader ağacı var, Yggdrasil diye. Onlara göre işte dokuz dünya, dokuz alem var. İşte birinci alem Muspelheim, yani ateş ve ısır var orada. Sonra Niflheim var, buhar ve duman. Helheim var, karanlığın ve acıların dünyası. İşte Jonheim, devlerin yaşadığı, devlerin, yani devler inancı da var hocam. Şimdi o da çok ilginçtir yani Viking inancı. Şimdi bu devler, işte bu Anunnakiler falan Sümer tabletlerinde mesela var değil mi yani? Bu çok ilginçtir yani çünkü mesela Sümer tabletlerinde ne diyor? İşte Nibiru gezegeninden gelen devler dünyaya gelen. Bu Nibiru da nerede biliyor musun? Yani şeyde güneşin arka tarafında dünya ile aynı hizada olduğu için ve eşit büyüklükte
eşit hızla ve eşit yörüngede döndüğümüz için hiçbir bir zaman birbirimizi görmüyoruz. Yani ne biz ne biri görüyoruz ne onlar bizi. Orada o aynı dünyanın ikizi olan bir gezegen. Orada da insanlar yaşıyor ama bu insanlar işte birden daha büyük devler yani. Ve daha gelişmiş bir uygarlığa sahip işte bu Anunnakiler. Bunlar geliyorlar, insanın genetiğiyle oynuyorlar. Ve ne oluyor? Yani bizler hayvanlardan belki biraz daha üstün iken, çok fazla da değil. Aynı yani bu şekildeydik. Yani şu bu Anunnaki inancı yani Sümer tabletler hani bu Anunnakilerin bizim yaratıcılarımız olduğunu söylemiyor. Bazıları böyle anlıyor, bu şekilde anlıyor değil. Yani Anunnakiler gelirken biz vardık yani yaşıyorduk dünyada. Yani bizi tabii Tanrı yarattı onları da. Yani hepimizi aynı Tanrı yarattı ama bu Anunnakiler ne yaptılar? İnsanların DNA'sıyla oynadılar. Bize kendi DNA'larından yüklediler. Ve bizi akıl olarak, zeka olarak yükselttiler. Şimdi böyle şeyler anlatıyorsun tabletlerinde. Bunları yeni yeni çıkmaya başlandı. Şimdi baktığın zaman hani ilginç gelebilir. Birçok insana saçma geliyor ama mesela insanlar bunu tanrılar olarak görmüşler. Çünkü çok büyük teknoloji var ellerinde. Ama şimdi baktığın zaman hocam, şimdi tanrı kelimesini yani tanrı işte ilah, Allah, işte Elohim, Huda. Şimdi mesela eski Sanskritçe'de Deva, tanrı demek. Hintçe'de işte Deva, Devi, işte Bengalce'de Debata, Seylanca'da Devi, işte Malayca'da Devam, Fransızca'da Diu biliyorsunuz, İspanyolca'da Dios, Katalonca'da Deu, İtalyanca'da Diu, işte Galce'de Du, Yunanca'da Deus, hatta Zeus. Aynı kelime. Şimdi bütün bu tanrı anlamına gelen farklı dillerdeki bütün bu işte Deus, Diu, Deva, Dio. Bizim Türkçe'de kullandığımız dev kelimesi var ya aşma aynı kökenden geliyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani birbirlerinden tamamen habersiz yaşayan toplumların aynı inançları yaşatıp aynı şeylere aynı isimler vermiş olması bence biraz düşündürücüdür. Yani üzerinde tefekkür etmeyi gerektirir. Bu da nereden çıktı? Şeyden çıktı. Bunu Viking işte devler dördüncü alem, devler alemin olduğunu söylediğinde çıktı. Yani böyle bir inançları var. Şimdi bu yönüyle Sümer tabletlerine ve işte bu bahsettiğim kadim tarihimizdeki bu işte bir zamanlar işte bu devlerin tanrılığı olarak görülmüş olması. Yani bunlar kutsal kitapta da var hocam. Yani onu da belirteyim yani. Ya mesela Tevrat'ta ne filmler var, işte Anaklılar. Bu mesela Anak, Anunnaki ne kadar benziyor isim değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Ad kavmi var. Mesela Ad kavmi o kadar her biri 135 metre boyunda insanlar. Ve tufan olduğunda bunlar tufanla yok edilemediler yani. Ad kavmi. Çünkü tufanın suları bu insanların boyunu aşmıyordu. Yani şimdi kutsal kitaplarda da var bu dev insanların. Devlerin bir zamanlar işte dünyaya hükmettiği, anlatabiliyor muyum? Ve Nuh tufanı da aslında bu devleri soyunu ortadan kaldırmak için Allah'ın dünyaya verdiği bir tufan. Yani bunu Allah kutsal kitapta açıkça söylüyor. Yani Tevrat'ta. Mesela Tevrat'ta tekfin bölümünde söylüyorum. Mısır'dan çıkış bölümünde var. Hezekiel'de anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok
büyük insanlardılar. Bir de benim ilgimi çeken bir şey var. Yani bu eski mesela kutsal kitaplara göre baktığım zaman insanlığın yaşı 6000-7000 yıldır. Ama mesela sadece Göbekli Tepe 12000 yıl. İşte görüyoruz işte 100000 yıllık insan yapımı aletler bulunuyor. 1 milyon yıllık baltalar bulunuyor değil mi? Yani en azından bilimsel olarak yani değil 7000 işte 200000 300000 yıllık bir insanlık tarihinden bahsediyor. Ama kutsal kitaptaki anlatıma ve hadislere mesela Peygamber Efendimiz'in hadislerine de baktığımız zaman çok net olarak yani hiç yoruma açık olmayacak bir şekilde yani hesap ortadadır. 7-8 bin yıldır, 7 bin yıldır öteye gitmiyor. Peki niye böyle? Bu konuda mesela benim farklı bir bakış açım var. Mesela ben baktığım zaman hocam mesela bir sürü işte arkeolojik eserler bulunuyor değil mi? İşte mesela Stonehenge'e bakın. Piramitlere bakın, Göbekli Tepe'ye bakın, işte Rapa Nui'ye, Machu Picchu'ya bakın. Şimdi genelde benim dikkatimi çeken bir şey var. 7000 yıldan daha eski eserlerde şu var, şu dikkatimi çekiyor. Şunu insan hemen anlıyor baktığı zaman. Yani onu yapan insanlar boyut olarak bizden çok daha büyük olmalıydılar. Yani bizimle aynı boyutta değiller. Yani kesin belli bu yani. Yani bunlar pre-Adamus denilen ki bunun tartışması da var teolojide. Yani Adem öncesi. Nitekim Kur'an'da da mesela Bakara suresinde var ya işte meleklerin itirazı var. Yani sen işte biz seni hamdinle tesbih ederken orada bozgunculuk yapacak birilerini mi yaratacaksın diyor melekler. Allah-u Teala. Allah da diyor ki işte sizin bilmenizi ben bilirim. Yani buradan mesela Adem'den önce yani ama şu şekil değil. Yani bazı modernist ilahiyatçıların o ileri sürdükleri şeyler işte Adem'in anne babası varmış şuymuş öyle değil yani. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre ve diğer kutsal kitaplara nettir. Yani Adem ve Hava ilk insanlardır. Fakat Adem'i pre-Adem dediğimiz insan yani Adem'in ataları değil. Yani Adem şunu demek istiyorum. Yani birkaç nesil yaşıyor. Yani tek soy yaşamıyor dünyada. Bu bir devri daim. Yani bizim şu anki soy Adem'le başlıyor. Adem ve Havva'yla. Ama ondan önce de başka insanlar var. Başka ama onların mesela soyu tükeniyor. Ne işte tufanla yok oluyor veya işte efendim göktaşı düşüyor yok oluyor. Dinozordan yok olduğu gibi. Ama birkaç soy yaşıyor. Yani bu 7000-8000 yıldan daha eski olan yapıların bizim atalarımızda tarafından yapılmamış olduğunu düşündürtüyor en azından bana. Yani çünkü ben mesela hem bilimin söylediğini doğru kabul ederek hem kutsal kitapların söylediğini doğru kabul ederek ikisini birleştirdiğimde vardığım nokta bu hocam. Yani şimdi çok net ortada 200 bin yıl önce, 300 bin yıl önce hatta 1 milyon yıl önce insanlar yaşamış hocam. Yani yaşamış. O net. Ama öbür şey de net. Yani Adem'le Havva'nın bundan en fazla 8000-9000 yıl önce yaşadıkları. Ama ilk insanlar oldukları. O da net. Öyleyse bu bana bu sonuca vardır diyor. Nitekim matematiksel olarak da hesapladığın zaman hocam. Ya şu an dünya nüfusu 8000 değil mi? Birkaç ya 2 sene önce 7000'di. Birkaç sene önce 6000'di. Ben lisedeyken bak daha o da kendim benim hayatta olduğum dönemi söylüyorum. Yani benim yaşadığım. Ben lisedeyken 5 milyardı. Şimdi 8 milyar. Bak 3 milyar fark var. Yani neredeyse 2 katına çıkmış. Şimdi bu 8 milyardan şu an 2021 itibariyle 8 milyar değil mi? Şimdi mesela milattan önce 6. yüzyılda
dünya nüfusu 500 milyon kadar. Şimdi bu matematiğe göre geriye gittiğin zaman, yani 8 milyardan bu sisteme göre geriye gittiğin zaman, o 8 milyarı 2 kişiye indirdiğin zaman hocam en fazla 7-8 bin yıl geriye gidersin. Bu da tam kutsal kitapların dediği yaşı gösteriyor. Yani hiçbir zaman 200 bin yıl geriye gitmezsin yani. Asla gidemezsin. Yani matematiksel olarak hesapladığın zaman 8 milyarı 2'ye düşürene kadar, yani 8 milyar insanı 2 insana düşürene kadar geriye gittiğin zaman bu periyotla elde mevcut olan periyot, yani şu ana kadar nasıl gelmişse o periyodu takip ederek, yani 2 kişi olana kadar dünya nüfusunu 2 kişiye düşürdüğün zaman en fazla 7-8 bin yıl geriye gidebiliyorsun. Ha, o zaman peki bu 300 bin yıllık, 50 bin yıllık, 1,5 milyon yıllık insan yapımı eserler nedir? İşte o zaman bence tabii yanılıyor da olan sonuçta insan. Bence tek soy yaşamıyor. Farklı soylar yaşıyor ve bu bir devri daim. Her soy kendi kıyametini yaşıyor. Ve Bakara suresindeki o meleklerin o itirazı, yani biliyor olması, yani şimdi kan dökecek diyor. Yani şimdi meleklerin, hani o yani melekler kanı nereden biliyor? Diyelim ki hiç insan kanı nereden biliyor? Yani kan dökmeyi bırak, kanı nereden biliyor? Şimdi meleklerin kanı yok, Allah'ın haşap kanı yok, cinlerin yok, değil mi? Yani melek kanı nereden biliyor? Yani demek ki insandan önce de başka bir insan türleri, türü ve türleri yaşamış dünyada. Bunlar bozgunculuk yapmış ki melekler bunu biliyor. Diğer bir husus mesela yazının icadının milattan önce 4000 yılında olması. Şimdi hocam yani bilim diyor ki insanlar 200 bin yıldır yaşıyor. Yani en azından akıllı varlık homo sapiens olarak 50 bin yıldır. Şimdi insan toplumsal bir varlıktır, sosyal bir varlıktır. Sosyal hayatta bir sürü şeyler yapıyoruz. Alışveriş yapıyoruz, insanlarla ilişkilere giriyoruz. Yani söz veriyorsun, sözünde durmuyorsun. İnsanlarla bazı anlaşmalar yapıyorsun, sonra bozuyorlar. Ama tabii yalan söylüyorsun, doğru söylüyorsun, inandıramıyorsun. Birbirlerinize söz veriyorsunuz. Yani şimdi böyle yaşayan bir canlı türünün, hani söz söylediklerimiz unutulmasın diye, yani yazıyı icat etmeleri, yani böyle yaşayan bir toplum mesela 196 bin yıl boyunca yazıyı akletmemiş olmaları bana pek mantıklı gelmiyor. Yani eğer milattan önce 4000 yılında yazı bulunmuşsa, ki öyle diyor bilim, o zaman bunu bulan insanlar, yani bizler, o başlangıç tarihi o tarihten en fazla 1000 ya da 2000 yıl geriye gidebilir. Yani 196 bin yıl gitmez. Yani çünkü 196 bin yıl boyunca ben böyle mükemmel olarak yaratılmış, akıllı olarak yaratılmış bir canlı türünün bu gezegende 196 bin yıl boyunca yazıyı akletmemiş olabileceğini, yani düşünemiyorum. Gerçekten düşünemiyorum. Yani benim bütün bu gerek nesnel tarih, bilimsel tarih olsun, gerek dinler tarihi, kutsal, yani bize iki tane bilim, iki tane tarih okuyoruz biliyorsunuz. Bir bilimin, nesnel tarihin bize anlattığı tarihi var. Okullarda öğrendiğimiz. Bir de dinlerin, kutsal kitapların anlattığı tarih var. Yani insanların çoğunluğu genelde sadece birine inanır, öbürüne de inanmaz, mesafeli durur. Ben öyle davranmıyorum, ben ikisini de ciddiye alıyorum. İkisini de bağdaştırarak okuyorum. Vardığım sonuç bu yani, bence bu bir devri daim. Birçok nesil yaşıyor. Ama bizim nesil Adem ve Havva ile başlıyor. Yani Adem ve Havva dünya üzerinde, yani dünya var olmuş olmamış yaşayan bütün insanların değil, şu an en soy, şu an aktüel olarak yaşayan soyun atası. Ama Adem ve Havva'dan önce de başka tür, belki boyutları biraz farklıydı. Dev boyutlardaydılar. Yani Tevrat'tan edindiğimiz izlenim bu.
yaşıyorlardı diye düşünüyorum hocam. Hocam siz dediniz ya hani insanlık devir daim yapıyor diye. Şimdi bazı kitaplarda bu batmış olan Atlantis ve Mu kıtaları var ve onların daha hani gelişmiş medeniyete sahip oldukları anlatılıyor. Fakat onların batmış olması sebebiyle insanlığın tekrardan taş devri seviyesine geri döndüğünü, sonradan insanların tekrardan teknolojiyle vesaire kendisini geliştirdiği anlatıyor. Siz de bu düşünceye katılıyor musunuz? Yani onlar o kıtalardan kurtulanlar da var. Yani kurtulan da çok insan var. Yani kitleler halinde. Ve işte Mısır'dır, öbür yüksek uygarlıklar falan. Bu batan Atlantis gibi kıtalardan kurtulanların inşa ettikleri medeniyet olduğuna dair teoriler de var. Yani mesela Mısır medeniyeti hakkında böyle teoriler var. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun mesela şöyle diyeyim. Yani Mezoamerika'daki yani eski Amerikan yerlilerinin kültürlerindeki birçok kelimelerin eski Mısır ve Mezopotamya medeniyetle konuşulu dillerde aynı olması, aynı piramitleri inşa etmiş olmaları yani ya şimdiki gibi herkesten haberdar olduğunu düşüneceğiz ki bu mümkün değil yani o dönemde. Ama bir şekil birbirlerinden tamamen habersiz olmadıkları da ortada yani aynı kelimelere aynı isimleri vermişler hocam yani Brezilya'nın mesela bir yerli kabilesinde konuşulan bir dildeki pek çok kelime Mezopotamya'daki Sümerlerin konuştuğu dildeki kelimelerle aynı yani şimdi bu ne demek? Veya işte İnkalıların dini inançları ile anlatabiliyor muyum? Eski Mısır, Kemet daha doğrusu Mısır değil de Kemet, Mısır Müslümanların verdiği bir isim yani İslam'dan sonra ortaya çıkan bir isim. Kemet uygarlığının dini inançları aynı yani. Aynı şeylere inanmışlar, aynı ritüelleri geliştirmişler. Dolayısıyla bir etkileşim var. Yani bir etkileşim var. Yani birbirinden habersiz toplumlar birbirlerinden habersiz bir şekilde oturup hayal edip aynı şeyleri üretemezler. Aynı inançları üretemezler. Mümkün değil. Tamam. Ya işte dinlerin dediği gibi işte söyleyeceksin, diyeceksin işte hepsine peygamber geldi ama bakıyorsun peygamberlik kültürü ve kültü de yok. Ya da senin dediğin yani Atlantis'in batışı Atlantis tabi batıda bir de doğuda Mu da var. Yani Mu var, Lemuria var. Bu kıtalardan yayılan insanların batan kıtalarındaki uygarlıkla ilgili bilgileri bizim bugün yaşamakta olduğumuz topraklara getirmiş olma ihtimali de var. Fakat dediğim gibi yani bunlar hepsi ihtimaldir, olasılıktır. Yani şimdi elimizde kesin hiçbir şey yok. Yani gerçekten hiçbir şey yok. Yani, İbrahim Hocam müsaadenizle, affedersiniz de şeye gelsek olur mu tekrardan Vikingler meselesi? Ben şunu sormak istiyorum size. Bunlar şimdi İzlanda'yı ve Grönland'ı gidiyorlar. Oradaki halklara katliam yapıyorlar mı? Yani Grönland'ın Inuitlere katliam yapmıyorlar mı? Hayır. Peki İzlanda'da o dönemde hiç insan var mıydı? Yani Vikingler oraya gitmeden evvel. Orada birileri yaşıyor. İzlanda'da yoktu. Grönland'da vardı. İzlanda tamamen şeydi. Boştu. Sadece hayvanların olduğu bir adaydı yani öyle. Terk edildi. Yani. Peki bu... O tamamen böyle. Telefon görüşmesinde siz dediniz ki hocam iklimin de insanların dini inançlarına tesiri oluyor demiştiniz. Onu biraz açabilir misiniz hocam? Ben de tabii. Ve mesela bunu Eduardo Galeano var. Uruguaylı yazar meşhur. O kitabında çok ilginç. Hocam şeydeyim değil mi? Hüseyin Hocam. Sesiniz geliyor hocam dinliyorum.
Ben şeyi kaybettim. Nereden tekrar gireceğim? Bir yere bastım galiba. Aşağıda olması lazım. Aşağıda beyaz bir şerit olması gerekiyor. Bulamadım ama. Ne güzel bakıyordun, kimler var kimler yok, şimdi bakamıyorum. Sayfayı kaybettim. Hocam aşağıda isminiz yazıyor. Bir de Viking tarihi yazıyor yanında. Onu yukarı doğru basın, onu basılı tutun. Onu bulamıyorum. Twitter'de mi o? Twitter'e mi girmem lazım önce? Evet, Twitter'a. Ha, tamam, şimdi buldum. Şimdi hocam şöyle, mesela Eduardo Galeano bunu kitabında çok güzel anlatıyor. Mesela bu Vikinglere şey yapınca, bu Hristiyan misyonerler Hristiyanlığı tebliğ edince tabi bunları cehennemle korkutuyorlar. Eğer işte diyor pagan inançlarınızı terk etmezseniz, bizim dinimize geçmezseniz öldükten sonra işte cehenneme gideceksiniz. Orada sonsuza kadar azap yaşayacaksınız falan. Bu Vikingler soruyor diyor, bu cehennem nasıl bir yer diyor. Buna işte anlatıyor, ateştir falan. Her taraf ateş, böyle kızgın mızgın. Vikingler teşekkür ediyorlar ya. Diyorlar diyor, biz burada diyor soğuktan ölüyoruz, korkudan değil. Yani bu cehennem ne güzel yermiş diyor. Sıcacık değil mi? Ve diyor işte bize gölgelikler müjdeliyorsunuz. Gölgelik yer, cennette gölgelikler. Ya biz gölgeden kaçıyoruz yani, güneşlik yerler arıyoruz diye. Yani şimdi tamam, bunlar mesela hani Ortadoğu insan için güzel şeyler olabilir ama şimdi tabii kuzey insanı, kuzey iklimin insanı bakışı bu ve bunlar bu anlatılanlar yani yaşanmış tarihsel gerçekler yani bunlar, bu diyaloglar. Şimdi iklim insanı etkiliyor yani insanın inancını, insanın hayata bak, hatta Tanrı'ya bakışını etkiler. Hocam Tanrı gökteki devlettir. Devlet de yerdeki Tanrı'dır. Şimdi dikkat ettiğin zaman mesela gelişmiş uygar toplumlarda Tanrı inancı biraz daha farklıdır. Yani Tanrı sevgisi vardır. Ama gelişmemiş, özellikle tarih boyunca diktatörler tarafından zulüm ve baskıyla yönetilmiş toplumlarda, mesela Orta Doğu'da Tanrı sevgisi değil de Tanrı korkusu üzerine. Yani çünkü adam yönetici olarak sadece elinde sopa olan diktatör gördüğü için Tanrı'yı da böyle hayal ediyor. Yani muhtemelen böyle bir şey hayal ediyor. Elinde sopa var, sürekli cezalandırıyor, işte her şeye kızlar falan. Ama uygar toplumlarda mesela öyle değil yani. Hele mesela Vikingler, az önce anlattım. Tanrı nasıl bir şeydir? Yani arkadaştır, yoldaştır. Ona sırrını açıklayabileceğin, dertlerini paylaşabileceğin, işte gönüldaşlık yapabileceğin bir güzel bir dosttur. Yani bir toplum nasıl yaşıyorsa bu da normaldir yani. Bu da gerçekten normaldir. Yani bazı dinleyiciler bu söylediklerimi inşallah yanlış anlamazlar. Yani aynı dine mensup olup da aynı coğrafyada yaşayan ve fakat farklı tarihlerde yaşayanların Tanrı anlayışı bile farklıdır. İnanın mesela 20. yüzyıl, 21. yüzyıl Müslümanlarının Tanrı yani Allah inancı ile 16. yüzyıl Müslümanların Allah inancı aynı değildir. Yani inancı aynıdır da tasavvuru aynı değildir. Yani Tanrı tasavvuru aynı değildir. Anlatabiliyor muyum? Mesela çok basit bir şey veriyor. Mesela Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet İmbi, Hanbel Allah her yerdedir diyenlere zındık demiştir. Ona göre Allah göktedir. Delili de vardır yani Mülk suresinde diyor. Yani gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? Yani açık açık ayet değil de delil gösteriyor. Hani Allah her yerdedir inancı mesela Fahrettin Razı ile başlıyor. Ki
asr-ı saadet dediğimiz dönemden 300 sene sonra yaşamış. Günümüz Müslümanlarının buna Hristiyanlar ve kısmen Yahudiler de dahil Tanrı inancı biraz şeydir, yani deizme yakındır. Yani bu şununla ilgilidir, yani gelişmişlik seviyesine göre inancı demiyorum hocam. Yani tekrar söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Tanrı inancı aynıdır. Elbette yani 7. yüzyılda yaşayan bir Müslümanla 21. yüzyılda yaşayan Allah inancı aynıdır. Ama Allah tasavvuru aynı değildir. Bu gelişmişlikle ilgilidir. Yani gelişmişlikle ilgilidir. Şimdi aşağıdan gökyüzüne bakıp yukarıda neyi görüyorsa bütün evreni ondan ibaret zanneden ve ayağının bastığı yeri de bütün evrenin merkezi zanneden, yeryüzünü bütün evrenin merkezi zanneden, güneş, ay, her şeyin yaşadığı gezegen etrafında döndüğünü zanneden birinin Tanrı tasavvuru ile bugünkü bu işte Andromeda galaksisinin resmini görmüş, Samanyolu galaksisinin resmini görmüş, Galaktik Federasyon'dan haberi olan trilyonlarca galaksinin ve trilyonlarca gezegenin varlığından haberdar olan bir insanın Tanrı tasavvuru farklıdır hocam. Velev ki aynı dine, hatta aynı mezhebe, hatta aynı fırkaya bağlı olsun. Tasavvuru farklıdır. Bu böyledir. Yani yani aynı dönemde yaşayan insanlar içinde bile, yani köyünden dışarı çıkmamış, mesela sen Almanya'da yaşıyorsun değil mi? Ben de Almanya'da yaşıyorum. Yani sen Türkiye'deyken ve Türkiye dışında bir ülke görmemişken, Türkiye toplumu dışında bir toplumun içine karışmamışken, yani Müslüman olmayanlara bakışın ile şimdiki bakışın aynı mı? Değil. Yani şimdi bendense Elazığ'da veya İstanbul'da yaşadığım genç dönemde, işte Müslüman olmayanlara, gayrimüslimlere, dünyaya, dine, evrene, Tanrı'ya bakışım nasıldı? Ama şimdi 34 ülke gezmiş, 5 dinden ve 50 farklı toplumdan toplumların arasına karışmış bir insan olarak biraz daha insan farklı bakıyor. Bu gelişmişlikle ilgili bir şeydir. Dinin değişmesi değildir. Ama hayatı, maddeyi ve manayı algılama, kavrama, onu zihninde biçimlendirme şeyi değişiyor. Tamamen gelişmişlikle ilgili bir şeydir. Tabii Vikinglerin o anki tepkisi, henüz İskandinavya dışında yer görmemiş. Kendi toplumu dışında toplum tanımamış. Bir tek işte o sürekli kendi topraklarına gelen misyonerlerdir. Gördükleri tek yabancı ve onlardan da zaten rahatsız oluyorlar. Onlar ile sonradan işte İtalya'ya gitmiş, Ukrayna'ya gitmiş, Endülüs'e gitmiş, Fas'a kadar gitmiş, efendim İstanbul'a gitmiş, oradan işte Kafkasya'ya, Kürdistan'a, Kudüs'e gitmiş o toplumlarla, hatta Hindistan'a kadar gitmiş. Müslümanların arasına karışmış, Yahudileri tanımış, Hristiyanları tanımış, Budistleri bile tanımış. Vikinglerin, onlar da elbette ki artık gerek dünyaya olsun, maddi aleme olsun, gerek mana alemine olsun, bakışlarında değişiklik olacaktır. Yani bu doğaldır yani. Peki hocam, en çok sormak istediğim sorulardan birisi, bugün dünyada ateizm ve agnostisizm oranları en çok bu İskandinav ülkelerinde. Bunun sebebi tam olarak nedir hocam? Ya aslında İskandinavyalılar Hristiyanlığı hiçbir zaman gönüllü olarak benimsemediler. Bak, İstanbul'da bunların çok geniş bir şeyi vardı. Toplantıları vardı.
Bizans İmparatorluğu'nun çatısı altında. Onlar İstanbul'a Miklagard diyorlardı Vikingler. Yani büyük şehir anlamında Miklagard, büyük gard, küçük. Şimdi iki tane küçük şey söyleyeceğim sana. İki tane bir anekdot. Bazen anlık bir kararın, küçük gibi görünen bir detayın bir dakika içinde veya bir saat içinde veya bir gün içinde yaşanmış ve o günün şartlarında verilmiş tepkinin, alınmış kararın insanlık tarihini nasıl değiştirdiğini söyleyeceğim. Yani nasıl şekillendirdiğini. Birincisi bu Amerika'nın fethi. Şimdi İskandinav Vikingler 1010 yılında Amerika kıtasını, yani Grönland'ı saymazsak aslında Grönland'da Amerika oluyor. Yani Grönland'da Amerika kıtasına dahildir. Grönland 980 yılında keşfedildiğine göre aslında 980'dir ama hadi Grönland'ı saymayalım. Kanada ile başlatırsak 1010 yılında Vikingler Kanada topraklarına ayak basıyorlar. Şeyden o kolon molonlardan 500 sene önce. 480 sene önce. Şimdi bunlar tabii Amerika kıtasına kuzeyden giriş yapıyorlar. Yani en kuzeyden. Kanada'nın kuzeyinden, o buz topraklardan, o Eskimo'ların yaşadığı Queensland falan oralardan, Vinland. Şimdi bunlar aylarca daha da ileri gidiyorlar, daha da ileri gidiyorlar, daha da ileri. Yani daha ileri dediğim güneydoğu. Ama gittikçe ne kadar giderlerse gitsinler gördükleri hep buzdur. Her taraf beyaz. Bunlar diyorlar ki ya galiba bu topraklar tümüyle böyle. Baksana aylardır ilerledik, ilerledik. Buzdan başka bir şey görmedik. Şimdi bu Viking toplulukları kendi aralarında tartışıyorlar. İlerlemeye devam mı edelim yoksa vaz mı geçelim? Hani daha da gidersek güzel yerler var mıdır bu topraklarda? Yoksa her taraf böyle midir, bırakalım mı? Bunu tartışıyorlar. İki gruba ayrılmışlar. Bir kısmı diyor ya biraz daha gidelim bu kadar gelmişken. Bir kısmı diyor ya yok diyor, bak aylarca yürüdük, hani günler müller de değil. Aylardır gidiyoruz, her taraf aynı. Şimdi düşün, bir gün bir coğrafyada, bir yerde, herhangi küçük bir yerde, küçük bir topluluk arasında yaşanan bir tartışmadır bu. Yani farz et ki sen arkadaşlarınla toplanmışsın bir yerde, bir konuyu tartışıyorsun. İkiye ayrılmışsınız, bir taraf böyle diyor, öbür taraf da yok böyle diyor. Bunu tartışıyorsun. Yani kendi aranızda yaşanmış küçük bir şeydir. Ama o küçük şey bütün bir insanlık tarihini, dünya tarihini nasıl kaderini çiziyor? Onu anlatacağım. Sonra ne oluyor? Bu kıta tamamen böyledir. Buralar tamamen böyledir. Baksana aylardır gidiyoruz, her taraf buz. Daha da gidip kendimizi yormamıza gerek yok. En iyisi geri dönelim. Burada bize yönelik bir şey yok. Paydan istifade edeceğimiz bir şey yok. Diyenler baskın çıkıyor. Yani onların dedikleri oluyor. Ve geri dönüyorlar. Şimdi onlar değil de öbürlerinin dedikleri kabul edilseydi. Yani ya daha da gidelim. Yani onların dediklerini yapmış olsalardı o küçük topluluk. O zaman ne olurdu biliyor musun? O zaman şu anki Amerika kıtası, tabii daha da gitselerdi işte Amerika'nın güneyini, Meksika'yı değil mi, oraları göreceklerdi. Ve oraları görselerdi muhtemelen İskandinavya'da ne kadar güçleri varsa tümle yükleneceklerdi oraya. Onların dediklerini yapmış olsalardı bugün Amerika kıtası işte İngilizcenin, İspanyolcanın, Portekizcenin konuşulduğu bir kıta değil. Bugünkü o koskoca Amerika kıtası İsveççenin, Norveççenin, Danca'nın konuşulduğu bir kıta olacaktı. Kolomb diye bir şey zaten hikaye olacaktı. Yani onun, yani öyle bir şey olmayacaktı. Böyle bir sahte kahraman çıkmayacaktı ortaya. Ve orası tamamen bugünkü Amerikan kıtası
tamamen işte günümüzdeki gibi Latin veya İngiliz kökenli değil de İskandinav kökenli bir kıta olacaktı şu anki Amerika kıtası. Bak, bak o anki küçük bir karar bütün bir insanlık tarihini nasıl etkiliyor değil mi? İkinci bir örnek şunu vereceğim. İstanbul'da şimdi bu Vikingler semavi dinlerle tanıştıktan sonra işte gittikleri coğrafyalarda tabii Endülüs'tür, İtalya'dır, Fas'tır, işte Orta Doğu'da işte Kudüs'ten tut işte Diyarbakır'a kadar, oradan Kafkasya, işte Gülistan, Hazar Gölü'nün güneyindeki Gülistan, Horasan'a kadar. Şimdi semavi dinlerle tanıştıktan sonra bunlar dinlerini değiştirmek istiyorlar, tamam mı? Bunlar büyük bir sempozyum düzenliyorlar ve bu hükümetin kontrolünde, İstanbul Bizans hükümetinin kontrolünde yapılıyor. Bir çağrı yapıyorlar. Dönemin işte bütün semavi dinlerin alimlerini, ilim erbabını çağırıyorlar. İşte Müslüman, Hristiyan, Yahudi. Diyorlar ki bize dininizi anlatın. Hanginizin dinini tercih edersek o dine geçeceğiz. Şimdi tabii bir taraftan Müslüman alimler, ilim erbabı, bir taraftan Hristiyan papazlar, rahipler, bir taraftan Yahudi hahamlar falan. Hummalı bir şekilde böyle. Çünkü yani sen kazanırsan, yani sen etkilersen onları en çok, o dönem dünyanın en güçlü topluluğu olan Vikingler gibi bir büyük güçlü topluluk senin dinine geçecek. Değil mi? Yani düşün yani. Ne kadar büyük bir fırsat geçmiş eline. Dolayısıyla gerek Müslümanlar olsun, gerek Hristiyanlar olsun, gerek Yahudiler olsun başlıyorlar kendi dinlerini sırayla anlatmaya. Bunlar sorular soruyor, cevaplar veriyorlar. Büyük bir, yani çok geniş bir sempozyum ağı düzenleniyor şeyde, İstanbul'da. Ve ne oluyor biliyor musun? Vikingler en çok şeyden hoşlanıyor, İslam'dan. İslam'ı seviyorlar. Şimdi İslam'ı sevdikleri için sürekli daha çok sorular soruyorlar bu şeye, İslam bilginlerine. Şimdi tabii onlar soruları sürekli İslam bilginlerine sorunca ve kendilerine anlatılan bu üç din içinde en çok İslam ilgilerini çekince bu tabii İslam bilginleri böyle bir palazlanıyor, bir özgüven, öbürleri de öyle pısırık kalmış yani. Modları düşmüş biliyor musun? Suratları düşmüş. Yani bir şey, yani çünkü muhatabın onlara ilgi göstermiş. Bunlar habire anlatıyorlar. Ne anlatsalar bunlar hayran kalıyorlar. Yani İslam'la ilgili öğrendikleri her şeyden sonra hayranlıkları daha bir artıyor. En sonunda tam bunlar İslamiyet'i tercih etmeye ramak kalmışken, ramak kalmış yani. Müslüman olacaklar. Diyorlar ki ya elbette dinlerde bildiğim kadarıyla bu semavi dinlerde bazı yasak masaklar da vardır. Yani bazı şeyler yapmamak lazım. Şimdi din çok güzel. Ben bizim o çok hoşumuza gitti İslam. Haramları nedir, yasakları falan. Bu İslam alimleri diyor ki işte domuz eti haram, içki, alkol haram, yasak. Şimdi bunlar böyle deyince bu Vikingler ne diye bağırıyorlar, tamam mı? Büyük şaşkınlık için. Çünkü bunların iki özelliği var. Şarabı çok seviyorlar, alkolü. Bir de eti çok seviyorlar. Kırmızı eti. Aralarında domuz etinde oldu. Kırmızı eti çok seviyorlar. Ve sonra aynı yasağın Yahudilikte de olduğunu öğreniyorlar. Alkol, domuz falan. Ve sırf alkol yasağı ve alkolün haram oluşu ve domuzun haram, sırf bu küçük şey yüzünden, bu iki şey yüzünden, Musevilik ve İslamiyet orada eleniyor. Kalıyor bir Hristiyanlık. Hristiyanlığında zaten doğru düz bir şeriatı yok. Yani bir yasağı masağı yok. Güzel öğüttür, şudur budur. Hoşlarına gitmediği halde, yani aslında razı olmadıkları halde, sırf o alkol ve domuz yasağından dolayı bunlar Hristiyanlığı tercih ediyorlar. Şimdi eğer şayet bunlar alkol ve domuz yasağına
böyle bir tepki göstermemiş olsalardı, mesela şöyle bir tepki bu çok zor, buna dayanmamız çok zor ama madem öyle ne yapalım, bir şekilde katlanacağız kararı vermiş olsalar, yani tavırları bu şekilde olmuş olsaydı, ki nitekim bugün yani 1,5-2 milyar nüfuslu bir İslam dünyası var, yani Müslümanların da Müslüman olduğu halde yani domuz bilmiyorum yiyen çok azdır ama yani alkol bir sürü var içen, Türkiye dahil olmak üzere. Ya mesela bu alkol yasağı ve domuz yasağı bunlara kararlarını değiştirtmemiş olsaydı. Buna rağmen bunlar en çok beğendikleri din olan İslam'ı tercih etmiş olsalardı. Yani o an öyle değil de böyle davranmış olsalardı. Şu an nasıl bir dünya vardı biliyor musun? Nasıl bir Avrupa? Bu senin şu an Avrupa haritasında gördüğün işte İsveç, Danimarka, Norveç, İzlanda. Bunlar var ya, hepsi Müslüman ülkelerdi ya şu an. Yani düşünebiliyor musun? Yani bir anlık verdiğin bir karar, o anlık, o gün için, o saat için ortaya koyduğun tutum tarihi nasıl şekillendiriyor? Yani mesela öyle karar, o Kanada örneğinde olduğu gibi öbür grubun söylediklerini dikkate alsaydılar, ya yürümeye devam edelim karar alsaydılar. Bugün İskandinav mahreçli, İskandinav boyalı bir Amerika kıtası olacaktı. O Bizans'taki olay, İstanbul'daki ya da Vikinglerin ifadesiyle Miklagard'taki sempozyumda, tartışmada ya İslam çok güzel ama bunlar çok ağırmış, ama madem böyle ne yapalım, bir şekil katlanmaya çalışacağız tavrı koymuş olsalardı, yani o alkol ve domuz yasağına rağmen İslam'ı, o beğendikleri İslam'ı tercih etmiş olsalardı, bugün İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkeler tıpkı işte İran, Pakistan, Malezya, Mısır gibi Müslüman ülkeler olacaktı. Daha hayırlı olur muydu onu bilemem. Onu Allah bilir ama yani sonuçta böyle olacaktı. Yani bir anlık, bir günlük, bir günlük yaşanan, bir gün içinde yaşanan bir olayda ortaya konulan kişisel bir tutumun dünya tarihini, insanlık tarihini nasıl şekillendirdiği ile ilgili iki ilginç anekdot sundum. Hocam çok sağ olun. Şimdi soru sormak isteyen varsa aşağıda dinleyici olanlardan mikrofon talebi gönderebilirler. Herkese söz hakkı veririz. Yani bu konuyla ilgili soru sormak isteyen varsa. Ben de fazla sormamam. 10 saat çalıştıktan sonra yapıyoruz bu programı. Ama tabii yorgunluğumu alan bir şey oldu programdan önce. Yani Beşiktaş 3-0 yenince benim yorgunluğum gitti. O yüzden biraz rahatladım. Ama tabii soruları alabiliriz. Hem tanışmış oluruz kardeşlerim. Bu arada ben de Beşiktaşlıyım. Yani ortak bir noktamız var hocam. Bak çok, tamam, bu ortaksa da öbür şeyleri hallederiz ya. Sorun değil. Anlaşırız. Hocam. Yani öbür şeylerde demokratız, hoşgörülüyüz. Ama bu Beşiktaş konusunda anlaşamamış olsaydık, orada pek demokrat değilim ben öyle o kadar. Beşiktaş konusunda anlaşırsak iyi yani. Eyvallah. Hocam siz dediniz ki bu hani Laponya'daki Samiler kısırlaştırıldı demiştiniz ya, o hangi tarihlerde olmuştu? Tarihi galiba fazla uzak değil, tam bilmiyorum. Yani bunu çok detaylı işliyor mesela Banu Avar o programında. Banu Hanım. Galiba 1700'lü 1800'lü yıllar olabilir. Yani 1700'lü 1800'lü yıllar. Şu anki nüfusları bildiğim kadarıyla 60 bin. Bir parlamentoları var. Kendi halinde garip bir millet işte, onlar rengeyikleriyle yaşıyorlar. Rengeyi onların şey, yani nasıl Arap için deve neyse, bizim için eşek neyse, onlar için de ya da Hintliler için fil neyse, onlar için de rengeyi o. Bu şey de oradan, sen de dediğin gibi oradan geliyor olabilir bu Noel Baba
olay İskandinav kökü. Bu dedim ama Laponlar İskandinavya'nın en kuzeyin topraklarıdır hocam. Yani orada büyük şehir yok yani şu anda. Küçük küçük köyler var sadece. Yani o İskandinavya'nın büyük şehirleri Oslo'ymuş, Bergen'miş, efendim Kopenhag'mış, Göteborg, Stockholm, Helsinki, bunlar hepsi güneydedir. İskandinavya ülkelerine bakarsan bir şey dikkatini çeker. Bütün büyük şehirler güneydedir. Kuzeyde sadece köyler vardır. İşte o topraklar Laponya toprakları hocam. Hocam peki bu ülkelerin dünyadaki en zengin, en müreffeh olma sebebi nedir? Çok zengin yeraltı kaynakları yok bildiğim kadarıyla. Yok. Yani o kadar zenginler mi bilmiyorum ama yani medeniler. Yani dünyanın en uygar ülkeleri olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. İskandinav ülkelerinin bilhassa İzlanda, işte Norveç, İsveç gibi. Yani İsveç, Norveç ve İzlanda ile kıyaslandığında Danimarka o kadar, onlar kadar uygar değil. Onun çok olumsuz özellikleri de var. İşte o da yine aynı şeyden kaynaklanıyor yani dini bırakmadıktan dolayı. Dini fazla bırakmadı Danimarka. Ama öbürleri daha fazla sekülerleştiler. Ama onlardan da daha uygar olan ve ama Viking kökenli olmayıp da onlarla aynı coğrafyada bulunan işte Finlandiya var. Özellikle eğitim sistemiyle dünyanın bir numarası. Biz Finlandiya diyoruz, onlar kendi ülkelerine Suomi diyorlar. Onlar tabi Ural Altay kökenli yani Estonlarla beraber. Ural Altay kökenli. Zaten Estonlar da kendilerini Finlandiya'nın devamı olarak görüyorlar. Baltık ülkesi olarak görmüyorlar. İsimlerin, ülkelerin ismi bile Estonya. Est yani doğu ülkesi demek. Nerenin doğusu? Finlandiya'nın doğusu yani. Kendilerini öyle görüyorlar. Yani işte onlar çok büyük bir sıçrama yaptı. Yani demokrasi olarak şey olarak çok büyük bir sıçrama yaptı. Ama buradan hemen yani otomatikmen sekülerizm iyidir ya da ateist oldun mu işte gelişiyorsun öyle bir şey yok. Burada kanımca mihenk yani belirleyici olan şu. Yani bir şeyin dayatılarak hayata geçirilmesi farklı bir sonuç veriyor. Ama bir birikimin, bir yaşanmışlığın sonucu olarak oraya ulaşılması farklı bir netice veriyor. Yani marifet sekülerizmde, ateizmde değil gibi. Çünkü ona bakarsan 20. yüzyılın en despot rejimleri de yine ateist rejimlerdi. Yani Sovyet, mesela Stalin döneminde yapılan korkunç zulümler değil mi? Yani özellikle işte Sovyet, Kafkasya'da yapılan zulümler, Laçin'de, Kürtlere yapılan, Türkistan'da yapılan zulümler değil mi? Polonya'da. Enver Hoca'nın ki ta kendisini 1967'de, Enver Hoca tarihin ilk ateist devletini kurduğunu açıklamış dünyaya. Onun mesela yaptığı zulümler, günümüzde hala işte Kuzey Kore şu bu. Yani burada marifet şu, yani mesela İslam ülkelerde yani bugün İslam Cumhuriyeti diye resmiyette geçenler mesela çok barbar olanlar var, çok medeni olan da var. Yani mesela İran'da, Suudi Arabistan'da, Afganistan'da şeriattır ama Malezya'da şeriattır. Yani demek ki burada belirleyici olan şu, yani gönüllülük esasına dair bir şey gönüllü olarak yapılırsa yani bir birikimin sonucu, bir konsensüsün sonucu, bir toplumsal yaşanmışlığın getirdiği ortak aklın sonucu sistematize edilirse, hayata geçirilirse, yani bu isterse bir teokratik devlet olsun, isterse bir seküler ateist devlet olsun. İyi netice veriyor. Yani çünkü ortak aklın sonucu gelmiş. Ama bir şey tepeden tırnağa zorla dayatırsan insanlara, topluma, gene yani ister sekülerizm, ateizm olsun, ister teokrasi olsun, şeriat olsun. Peki hayırlı bir netice vermiyor. Yani ortaya pek güzel bir şey, güzel bir yemek çıkmıyor yani. Zorla yaptığın zaman. Atalarımız ne güzel demiş. İsteksiz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş.
böyle olduğu için ateizm Arnavutluk'ta, Kuzey Kore'de, Sovyetler'de baş ağrıttı. Şeriat'ta, İran'da, Suudi'de, Pakistan'da, Afganistan'da baş ağrıttı. Çünkü zorla dayattığın zaman bir şey böyle oluyor. En azından ben öyle düşünüyorum, öyle değil. Hocam çok sağ olun. İsterseniz noktalayalım. Bir buçuk saati doldurduk. Konuda anlaşılmıştır. Soru sormak isteyen de yok. Son cümlelerinizi alalım, kapatalım hocam inşallah. Yani son cümlelerimiz, bu sohbet için teşekkür ediyorum. Asıl biz teşekkür ediyoruz hocam. Siz vakit ayırdınız. İnşallah, inşallah faydalı olmuştur. Yani değerli insanlar, değerli kardeşlerimiz de benim gibi işte kendi çapında sıradan bir insandan bir şeyler almışlarsa ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum ve bizi izleyen, dinleyen ve dinleyecek olan, çünkü kaydedeceğiz, yayınlayacağız. Herkese de, gerek memlekette olsun, gerek gurbette olsun, herkese de gurbetten, Almanya'nın Frankfurt şehrinden selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Yani daha güzel, daha uygar, daha medeni bir dünyanın oluşması çabası içinde olursa, yani bir ideolojinin, hatta bir dinin savunuculuğundan ziyade, hangi dine mensup olsun, hangi inanca, hangi ideolojiye, hangi ırka, etnik kökene mensup olsun, herkes için hayırlı olacak, herkes için kabul edilebilir olacak, daha uygar bir şey geliştirebilirsek daha hayırlı olur, hem kendimiz için hem de insanlık için. Bunun çabasını vermeli insan. Yani bu güzel bir çaba olur. Benim son olarak Ocak ayında Kadın Peygamberler diye 3 ciltlik bir şeyim yayınlandı, çalışmam, kitabım. Onu da kardeşlerimiz sahiplenirlerse çok memnun oluruz. Hatta bir gün sırf özel bir program yaparsak mutlu olurum. Genelde bu alanda çalışıyorum. Şu anda da peygamberler tarihini çalışıyorum. Ta baştan sona hepsini, ama bütün kutsal kitaplar aşırında ve antik tabletler, arkeolojik bulgular, bilimsel verileri de baz alarak objektif ve nesnel bir gerçek bir peygamberler tarihi kaleme alma çabası içindeyim. Yani kimsenin yapmadığı şeyleri yapmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin yaptığı, ya da herkesin değil mi de, yani birçok insanın yaptığı şeyleri ben yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Birçok insanın yazdığı şeyleri yazmaktan da hoşlanmıyorum. Genelde çalışmalarım, bizi bilenler biliyor, genelde hep öyledir. Yani daha önce yapılmamış şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ne derece hakkını veriyoruz, o ayrı bir mesele, ama çabamız bu yönde. Şimdiye kadar inşallah iyi gidiyoruz. Yani bir şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz hocam. Eyvallah hocam, çok sağ olun. Katılan herkese de teşekkür ederim. Size de özellikle vakit ayırdığınız için teşekkür ederim hocam. Benim için çok güzel bir yayın oldu. Benim için de çok güzel. Hocam son dakika, ama birisi bir şey soracak galiba. Murat Bey bir şey soracak galiba. Onun bir sorusunu alalım, ondan sonra kapatalım. Murat Bey, tamam, hocam, sorunuzu hemen alalım. Yok, sormayacak galiba. Tamam hocam, teşekkür ederim. Herkese hayırlı hocam geceler. Ha, buyurun, tamam. Pardon, mikrofonum kapalıymış. İyi akşamlar diliyorum herkese, tüm dinleyicilere. İbrahim Bey'in konuşmalarının yarısından sonrasını dinledim. Gerçekten ufuk açıcı. En azından yani bir entelektüel bir konuşmaydı benim için açıkçası. Neticede ortada bir birikim var. Doğrular olabilir, eksikler olabilir, yanlışlar olabilir. Bunun hiçbir önemi yok.
Yani güzel bir konuşmaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben burada şunu vurgulamak isterim bir ek not olarak. Hani mesela İskandinav ülkelerinin daha modern ya da daha uygar olduğunu açıklamasıyla diğer işte bizim gibi ülkelerin daha ne bileyim adaletsiz olduğunu mu diyoruz, ne diyoruz, ne diyeceksek ya da ne diyeceksek önemli değil de hani birkaç söz aklıma geldi onu vurgulamak istedim. Mesela Voltaire demişti ya hani bir tanrı yoksa biz onu icat etmek zorundayız falan diye. Bir gün bir anekdot anlatacağım kısaca. Bir avukat tanıdığım abimiz var, kendisi ateisttir. Bir gün geldi dedi ki ya dedi ki bir insanın dedi Allah'tan korkusu yoksa Murat dedi o insana hiçbir şey yaptıramazsın dedik ki kendisi ateist. Şimdi bu İskandinav ülkelerindeki şey uygarlık seviyesi acaba bunların çağdaşlaşmasından mı yoksa kanunların çok daha iyi uygulanmasından mı geliyor sizce? Hocam çok farklı bir cevap vereceğim. Yani sizin beklemediğiniz bir cevap. Yok fark etmez hocam nasıl istiyorsanız. Ama şimdi oraya girersek çok sürer. Aslında ne ateizmin başarısıdır, ne sekülerizmin başarısıdır. Bugünkü İskandinavya toplumun uygar hali. Ne de demokrasinin başarısıdır. Neyin başarısı biliyor musun hocam? Feminizmin başarısıdır. Kadın hakları mücadelesinin başarısıdır. Yani bunu dediğim gibi bunu söyledikten sonra artık ayrı bir program yapmak zorunda kalacak insan. Bunu çok geniş bir zamanda inşallah işlemek isterim. Ben biraz şeyde biraz bahsettim yani Kadın Peygamberler kitabında. Hocam bir toplumda kadının seviyesi yükseldiği zaman yani kadın erkek eşitliği sağlandığı zaman ve kadınlar edilgen değil de etken olduğu zaman gerek siyasette olsun gerek sosyolojide olsun gerek ekonomide olsun o toplum kalkınır, uygarlaşır. Bize bugünkü medeniyeti, bugünkü uygarlık seviyesini borçlu olduğumuz antik uygarlıklar var ya, antik dönemdeki uygarlıklar. İnanın çoğu anaerkildiler hocam. Yani tanrıları yok, tanrıçı. Yani baş tanrı, tanrı değil, tanrıçadır. Biz bunu idrak edemedik. Yani kadını ezmenin, kadını ikinci sınıf görmenin, şu sahip olduğumuz erkil, erkek egemen zihniyetin bizi ne kadar geri bıraktığını idrak edemiyoruz bir türlü. Bunu idrak edemiyoruz. Yani çok güçlü bir kadın hakları mücadelesi tarihi var İskandinavya'nın. Ve inanın bana bugünkü uygar İskandinavya'yı doğuran da bu kadınlardır. Bu kadın hakları mücadelesinin getirdiği şeydir. Ama biz tabii kadınlara paya vermekten pek hoşlanmadığımız için dinler tarihinde onlar hep ikinci sınıf konumuna koymuşuz. Anlatabiliyor muyum? Saralar hep ikinci plandadır. İbrahim daha öndedir. Asiye ikinci plandadır. Musa daha öndedir. Gerek modern tarihte de işte biz bu Avrupa uygarlığını hep Martin Luther'lere falan bağlarız. Ama reform, reverans, işte Martin Luther'miş, Voltaire'miş, şuymuş. Çünkü hep erkeklere yazmak isteriz bu puanları. Ama tamam onların da etkisi var ama asıl güç, bunun asıl mimarı, yani bugünkü uygarlık Avrupa, yani Avrupa'nın sahip olduğu bugünkü uygarlık seviyesinin asıl mimarı kadınlardır, kadın hakları mücadelesidir. Bu perspektiften bakmak lazım hocam olaya. Bir de biz hani feminizm dediğimiz zaman Türkiye'dekiler yanlış anlıyor. Çünkü Türkiye'deki feminizme bakıp kafasında bir feminizm şablonu var. Yani Türkiye'deki feminizm değildir, özentidir. Yani başka bir şey. Feminizm erkek egemen zihniyete karşı mücadeledir. Erkeklere karşı değil.
Türkiye'deki feminizm erkeklere karşı büyüyor. Adamın, kadının kocasıyla problem vardır ya da işte sevdiği erkek tarafından terk edilmiştir. Derdi başka yani, kişiseldir. Ya da işte biraz çirkindir. Anlatabiliyor muyum? Biraz farklıdır yani. Ama yani hani mesela diyor ya işte mutfakta işte bilmem zıkkımın kökü var. Sokakta direniş var. Yani buna dikkat et. Genelde kişisel şeyler. Halbuki yani feminizm senin kocana, senin babana, senin kardeşine ya da oğluna karşı verdiğin bir mücadele değil. Ve feminizmin amacı da yani biz erkek egemen yönetim ve kadın egemen yönetim derken yönetimde bir erkeğin olduğu ya da yönetimde bir kadının olduğu devlet modellerini kastetmiyoruz. Yani burada bir zihniyet meselesi. Mesela şöyle örnek vereyim. Tansu Çiller'in yönetildiği dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin en ataerkil dönemi. Bugün Trudeau'nun başında olduğu Kanada anaerkil bir yönetimdir. Yani düşün, Tansu Çiller dönemi mesela lider kadın ama yönetim ataerkildir. Ya da bugünkü Kanada başındaki lider erkektir ama yönetim ataerkil değildir. Yani burada kasıt bir zihniyettir. Mesela erkek kadın değil. Hani erkekler bıraksın kadınlar başa geçsin mücadelesi değil. Ama Türkiye'de böyle anlaşıldığı için mesela feminizm daha çok böyle bir kelime ama aslında öyle değil. Onurlu bir mücadeledir. Ve bugünkü uygarlık noktasına Avrupa'yı getiren bilhassa İskandinavya'yı. Yani bu Rose, Norveç'te Asta Hansen'lerin mücadelesinden tut da işte İsveç'te, Almanya'da, Polonya'da işte Clara Zetkin'lerin, Rosa Luxemburg'ların, Hannah Arendt'lerin mücadelesini getirdiği noktadır hocam. Yani inşallah İslam dünyasına da nasip olur böyle onurlu mücadeleler. Tek tük çıkmıştır böyle kadınlar İslam dünyasında ama yani tek tük yani işte Irak'ta Bintülhüda çıkmıştır, işte İran'da Zeynep Burcerdi, Hindistan'da Meryem Cemile oldu bir aralar. Gerçi o da İngiliz dünyasında sonra Müslüman olmuştu. İşte Mısır Zeynep Gazaliler falan ama onlar tabii yeterli değil. Yeterli değil. Mesela Osmanlı topraklarında şey vardı. 1912 yılında İstanbul'da kurulan Kürt-i Ali Nisvan Cemiyeti vardı. Ki İslam dünyasındaki ilk kadın hareketini kuranlar da Kürtlerdir. Yani 1912 yılında Kürt kadınları kurmuşlardı. Ama bunlar bu çok bir şekilde ataerkil olan Orta Doğu toplumlarında İşte Türkiye'si, Mısır'ı, İran'ı, Irak'ı, Hindistan'ı, Pakistan'ı fazla etkin olamadılar. Yani belirleyici olamadılar. Bence bunun irdelenmesi lazım. Yani bunun işte reform, rönesans, sekülerizm, işte laiklik, din devletin ayrılması, kilisenin tekelinin kırılması, bilimsel... Bunların hepsine amenna, yani hepsinin bir şekilde etkisi var. Hiçbirini yatsımıyorum. Ama en büyük etki bana göre kadın hakları mücadelesidir. Bugünkü uygar Avrupa'nın geldiği nokta. Bana göre. Alo? Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten benim için muhteşem bir konuşmaydı. Yani güzel, ben çok şeyler öğrendim. Çok istifade ettim. Çok sağ olun. Katılan herkese de teşekkür ederim. Hocam sizinle önümüzdeki günlerde yeni yayınlar yapacağız inşallah. Değişik konularda. Tamam, inşallah. Ama YouTube'da görüntülü yapsak daha güzel olur. Tamam. Şu kitabınız yayınlanmış ya. Onun hakkında yapalım inşallah. Kadın peygamberler. Evet, evet. Tabii. Tamam hocam. Güzel olur. Çok sağ olun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tamam hocam. Bak bu arada şey söyleyeyim. Senin Beşiktaşlı olduğunu burada öğrendim yani. Bilmiyordum. Yani buna da sevindim. Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Hocam çok sağ olun. 1,5 saatinizi ayırdınız. Bu sene çok iyi bir kadro kurduk. Ligin 4 haftası geride kaldı. 10 puandayız ve hala gol bile yememişiz.
İnşallah bakalım, çarşamba günü de Avrupa Şampiyonlar Ligi başlıyor. Dortmund'da oynayacağız. Yani bu sene çok daha fazla umutluyum. İyi bir kadro kurduk. Tabii başım, takımın başında da Ordinarius Sir Doktor Sergen Yalçın var. Adam gibi bir adam. Yani inşallah iyi gidiyor takım hocam. Yani takım bizi mutlu ediyor. İnşallah yani. Yürüyeceğiz hocam. Çok sağ olun.